Hayırlı seherler. Çok az şarjım var. Telefonu şarja koymayı unutmuşum. Kesilebilir. O yüzden kesilirse hakkınızı helal edin. Burada bu çiçeklerin açtığı zaman yayın yapmıştım. Şimdi bakın inci çiçekleri kocaman kocaman beyaz açmış vaziyette. Gece yatarken annemi ilgilendiğim için geç bir saatteydi. Telefonu bir açayım bakalım dedim. Özür diliyorum. Instagram'da adımı hiç tanımadığım halde, beni de takip etmediği halde ticari amaçla etiketleyenlere denk geldim. Ve yazdım, hani bu nedir, bunu bir açıklayabilir misiniz? Benden izin almadan ismimi kullanmak da neyin nesi? Lütfen hemen derhal kaldırın gibi bir yazı yazdım. Ne dedi bana biliyor musunuz? Biz sizi böyle bilmezdik. Şunu konuşmak istedim o yüzden bugün. Kul hakkı sadece birinin gıybetini yapmak, dedikodusunu yapmak, birinin malına, hakkına el koymak değil, maddi olarak. Manevi olarak da kul hakkı var. Ve insanlar bazılarını her ne yaparsak nasıl olsa kabul eder. O yumuşaktır, o merhametlidir vesaire diyerek kullanmaktan geri durmuyorlar. Ne enteresan değil mi? Ve bunu haklı görüyor kendini. Hani çok özür diliyorum, beni yakaladınız, affedersiniz, yapmamam gerekliydi filan yok. İşte tanınmış kişiler deyince siz de çıkmışsınızdır. Hani sanki o tuş kendiliğinden İkbal Gürpınar'a basıyor. Sanki kendiliğinden Instagram benim adımı paylaşıyormuş gibi. O zaman şunu düşündüm, ya Rabbi dedim. Demek ki birileri kul hakkını hiç bilmiyor. Bilmediği gibi kendinden başka hiç kimsenin akıllı olmadığını düşünüyor. Şu seher vaktinde şununla niyet edelim. Ben de bilmeden kul hakkı yemişimdir belki geçmişte, bilemem. Bundan sonra da bilmeden yer miyim, Allah beni muhafaza eylesin ama. An sana yapılmasını istemediğim bir davranışı başkasına yapma hadisi şerifini bir kere aklımızda tutacağız. Ve daha dikkatli olacağız hayatta. Yani bizim neyi ne amaçla yaptığımızı kendimiz biliriz. Karşımızdakini de bunu her an anlayabilir düşüncesiyle hareket etmemiz lazım. Evet, arılarımız geldi ince çiçeğine. Herkes rızkının peşinde. Bakın bu arı gidip de başkasının kovanından ya da başka bir arı tam kovanına o bal yapılacak malzemeyi getirdiğinde gidip de onu çalarak iş yapmıyor. Geliyor sabahın bu saatinde, bu çiçeklere konuyor binlerce kilometre. Gün içinde bir kovanın bilmem ne kadar santimetre karelik yerinin dolması için arılar yol yapıyorlar. Başkasının hakkına tacizde veya işte tecavüzde bulunmuyor. Doğadan alınacak o kadar çok örnek var ki. Bazı ama kuşlar var. Yumurtalarını çalıyorlar başka kuşların. Ve ona annesiymiş gibi davranıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hazır yuvayı kapıyor. O tip kötü hayvanları değil de arı gibi çalışkan hayvanları örnek almayı Rabbim bize nasip eylesin. Her an kesilebilir. En iyisi şimdi kapatmak. Allah'a emanet olun.